Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Charité Üniversitesi'ni gezeceğiz. Charité Üniversitesi arkadaşlar sağlık bilimlerinin bulunduğu bir üniversite. Sağlık bölümleri derken tabii ki tıp fakültesi başta geliyor. Bir medikal üniversite arkadaşlar. Aslında şu anda biz 3 tane kampüslerinden bir tanesindeyiz sadece. MİTE kampüsü. MİTE kampüsünün önemi arkadaşlar en eski, en köklü kampüsü burada yer almakta. Ve şöyle bir durum var. Aslında burası arkadaşlar ilk olarak hastane 17. yüzyılda hastane olarak kuruluyor. Fakat bir yüzyıl sonra işte 18. yüzyılda hem Charité ismini alınıyor arkadaşlar hem de üniversite pozisyonuna geçiyor. Gelin isterseniz zaman kaybetmeden başlayalım yeni bölümümüze. Neden buradayım arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. İki tane temel sebebi var. Birincisi sizlere biraz Almanya'da tıp alanında kendi mesleğinizi icra etmek istiyorsanız bunu nasıl gerçekleştirebileceğiniz üzerine konuşmak istiyorum. İkincisi arkadaşlar hem de güzel bir haberim daha var. Charité'de bir hospitasyona başlayacağım arkadaşlar. Bundan dolayı buradayım. Sizlere göstermek istedim arkadaşlar nasıl bir üniversite ortamının olduğunu. Üniversite hastanelerinde çalışmak bence biraz daha zevkli oluyor. Çünkü dersler olsun, öğrenciler olsun böyle biraz daha renkli bir ortam oluyor. Ki araştırmalar da biraz daha fazla oluyor genelde diğer hastanelere göre. Neyse arkadaşlar sizi bekletmeden videomuzun içeriğine geçelim. Öncelikle Almanya'da doktor olarak çalışmak için arkadaşlar sizin ihtiyacınız olan ya Berufsurlaubnis'inizin olması lazım. Yani çalışma izninizin. Bu genelde geçici veriliyor 2 yıl olarak. Ya da aprobasyonunuzun olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hiç bilmeyen birisi için anlatıyorum. LAGESO adında bir kurum var arkadaşlar. Ve bu LAGESO'ya sizin başvurmanız lazım. Evraklarınızın doğru bir şekilde çevrilmiş halde bulunarak. İşte sağ tarafta gördüğünüz checklistindeki evraklarınızı topluyorsunuz. Topladıktan sonra LAGESO adındaki kuruma başvuruyorsunuz arkadaşlar. Ve o kurum da size işte işin sonunda Berufsurlaubnis'inizi, geçici işte çalışma izninizi veriyor. Ve bunun sonunda işte aprobasyon için iki farklı sözleşmeden bir tanesini imzalamanız lazım. Bir tanesi arkadaşlar bilirkişi raporuyla evraklarınızın değerlendirilip genel olarak denkliğinizin verilmesine dair. İkincisi ise değerli arkadaşlar Kenntnisprüfung adında bir bilgi, tıbbi bilgi sınavı var. Onu vererek alıyorsunuz denkliğinizi. Eğer tabii 10 yıldan daha fazlaysa tecrübeleriniz bu işler biraz daha kolaylaşıyor sizin için öyle söyleyelim. Burada o kadar her şey kişisel değerlendiriliyor ki bunun aslında yani A, B, C, D kişilerini böyle yan yana koysak dördü de aynı zamanda aynı şekilde verse evraklarını hatta aynı üniversitelerden bile mezun olsa farklı farklı şeyler, farklı engeller önlerine çıkabiliyor. Bu da biraz işte çalışanların inisiyatifi doğrultusunda gelişen bir durum. Şimdi arkadaşlar öncelikle prosedürler tabi bu bahsettiğimiz evrakları teslim etmenizle başlıyor. Fakat bu evraklar, istenilen evraklarda gördüğünüz gibi bir B2 sertifikanızın olması lazım. Ve bir de Fachsprachprüfung sınavını işte Tabipler Birliği'nden geçirmiş halde sertifikasınızın olması lazım. Bu iki sınav zaten buradaki en büyük iki engel desek ki öyle zaten. Birinci engel kesinlikle B2 sınavı arkadaşlar. B2 sınavı çok zor bir sınav değil. Yapılabilir bir sınav. Türkiye'de yapıp buraya gelenler de var. Ama tabii ki biraz emek istiyor, biraz çaba istiyor arkadaşlar ve biraz da planlama istiyor. Yani işe biraz daha planlı yaklaşırsanız işlerinizi daha kolay halletmiş oluyorsunuz. Fachsprachprüfung dediğimiz sınavsa değerli arkadaşlar aslında hem bir hastane simülasyonu ya da muayenehane simülasyonunun içerdiği tıbbi terminolojinin de sınandığı bir sınav arkadaşlar. Şimdi Fachsprachprüfung'da özellikle önemli olan
bazı işte bölümler var. O bölümlerde dikkat etmeniz gereken davranışlar var. Aldığınız notlar var bu davranışlara göre. İşte kullanmış olmanız gereken kalıplar var. Özellikle hasta hikayesi yazarken. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Sınavda değerlendirilen kriterler arasında yer alıyor. Fachsprach Prüfung için de ileride tabii ki bir video çekeriz mutlaka. Çünkü daha detaylı anlatmak gerekir. Ama genel olarak işte Almanya'da doktor olarak çalışmak istiyorsanız bilmeniz gerekenler sadece bunlar. Bu işlemleri hallettikten sonra burada zaten çalışabilirsiniz. Berlin'de iş bulmak çok çok zor. Ama daha işte küçük eyaletlerde ya da daha diğer şehirlerde bulma şansınız çok çok daha fazla arkadaşlar. Berufsverlaubnisiniz varsa sadece. Tabii aprobasyonla yine Berlin'de iş bulabilirsiniz. Yani imkansız da değil. Peki ben bu işi Türkiye'de hazırlanarak nasıl yapabilirim? Tabii bir yere kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani o da zannedersem ki işte LAGESO'ya başvurunuz ve B2 sınavını geçmenize kadar. Ondan sonra gelirsiniz buraya. Fachsprach Prüfung için termin alırsınız, randevu alırsınız, sınavınızı verirsiniz. O belgenizi yine LAGESO'ya teslim ettikten sonra süreci Türkiye'den de takip edebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Buradaki süreç böyle çok hızlı bir süreç değil. Ona hazır olmak gerekiyor ve ben de zaten mental olarak da buna hazırdım. Ondan dolayı zamanımın olduğunu bildiğim için kendimi farklı alanlarda da yetiştirmeyi düşündüm. Ki onlardan bir tanesi zaten YouTube. Biraz değerli arkadaşlar, kendimden sizlere bahsedecek olursam, ben Ukrayna'da Klinicheske Ordinatura'yı da tamamlayıp burada başvurdum LAGESO'ya. Ve tabii ki yani bayağıdır bekliyorum. Sadece işte Eingangsbestätigung dediğimiz, yani sınava randevu almak için gerekli olan bir belgeyi 4-5 ay kadar süreyle ben bekledim. Neyse aldım onu. Alır almaz zaten sınavın ücretini ve işte sınavın bulunduğu yere ilettim evrakları, gerekli olan evrakları. Onlar da bana geri dönüş yaptı. İşte sizlere ne zaman uygun görülürse o zaman sınav tarihleriniz iletilecektir tarzında. Bekliyorum arkadaşlar. Bu süreç tabii benim açımdan kolay bir süreç değil. Ondan dolayı motivasyonumu düşürmemeye çalışıyorum ve bu geçen sürede farklı alanlarda kendimi geliştirmeyi de hedefliyorum ve yeni bir videoyla da büyük ihtimalle karşınıza çıkacağım değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle genel olarak böyle bir yurt dışında hekimliği değerlendirirsek basit işler değil. Çünkü karşınıza gelen hasta sonuçta farklı bir kültürden, farklı bir gelişme, olgunlaşma dönemini tamamlamış, tamamen sizinkinden bambaşka bir şekilde büyümüş bir birey karşınıza geldi hasta olarak. Onu değerlendirmeniz, işte onu anlayabilmeniz tamamıyla kolay işler değil arkadaşlar. Ondan dolayı yurt dışına çıkacak, yurt dışında bu mesleği icra edecek kişilere tavsiyem bu tarz şeylere mesela hazırlıklı olsunlar. Kültürel farklılıkları özellikle tolere edebilmek çok çok önemli. Yani tolerans yoksa, biraz daha böyle bu işlere katı duruyorsanız hiç girmeyin derim. Türkiye'de devam edin bence. Onun dışında yurt dışının tabii ki farklı zorlukları var ama avantajları da var. Dezavantajları olduğu gibi. Benim için kendimi göre değerlendirdiğim zaman avantajları bence dezavantajlarından daha fazla Türkiye ile kıyasla. Ama tabii ki sizin de yorumlarınız her zamanki gibi bütün takipçilerim için önemli. Ondan dolayı siz de yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar aşağıya. İleride tabii ki bir podcast planlıyorum. Özellikle buradaki mesleğini icra eden işte tecrübeli meslektaşlarımızla yapacağım podcast programlarını planlıyorum. Bakalım arkadaşlar. Onun için de mutlaka takipte kalın eğer ilginizi çekiyorsa. Ha, bana sorarsanız bu işin anahtarı nerede? Bu işin anahtarı arkadaşlar bence pozitif kalmakta. Tamamen pozitif kalmanız lazım çünkü aşırı engebeli bir yol. Yani bir anda çıkmışsınız en yukarıya, bir anda tak diye düşmüşsünüz en aşağıya.
bir anda yine böyle bir dalga vurmuş, çıkmışsınızdır, inmişsinizdir. Böyle bir yol ve bu yolda tabii ki insan ister istemez duygusal olarak da etkilenebiliyor. Etkilenmemeniz için, psikolojik durumunuzun böyle daha sağlıklı olması için pozitif kalmak, farklı farklı işlerde kendinizi geliştirmeyi planlamak, kendinizi geliştirmeniz çok çok önemli. Yani sonuçta tabii ki bu süreç geçerken, özellikle bekliyorsanız benim gibi, kesinlikle motivasyonunuzu yüksek tutup kendinizi geliştirmeye odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bence bunu yapın. Tıp fakültesinin öğrencilerine buradan tavsiyelerimiz. Tıp fakültesinde okuyorsanız değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlar diyelim ya da, Almanya'ya gelme gibi planlarınız varsa bence bu işe biraz erken başlayın. Mesela 3. sınıftayken başlarsanız, yani sonuçta o 3 yıl, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf biraz yoğun geçtiği için yani 6'da artık daha hazır olmak lazım bu işe. Öyle söyleyelim. 3. sınıfta dil eğitimine bir an önce başlamanızı ben tavsiye ederim. Sonuçta A1, A1, 2, A2, A2, 1, işte A2, 2 derken B1 oluyorsunuz. B1 olduğunuz zaman artık karşıdaki kişiyi anlamaya başlıyorsunuz ve B1 ile B2 arası zaten işin biraz daha sancılı olduğu dönemler ama daha keyifli olduğu dönemler. Öğrenciyken bu işler çok daha rahat yapılabileceğini ben düşünüyorum. Zaman kaybetmeden kesinlikle planlarınız arasında varsa Almanya'da mesleğinizi icra etmeniz, öğrenciyken bu işe atılmanız arkadaşlar. Bazı şeyleri mesela fark ettiğim burada yani yaşı olan meslektaşlar mesela her olayı kaldıramıyor. Her olayın işte sindiremiyor öyle diyelim. Ama öğrenciyken bence ya da işte öğrenciyi tamamlamış yeni bir doktorken yani bazı şeyler için göz kapatılabilir, dayanılabilir. Ondan dolayı arkadaşlar planlamak, hayatı planlamak önceden çok çok önemli. Kesinlikle tıp fakültesindeyseniz zaten yurt dışında mesleğinizi icra etme gibi bir şey kafanızdan geçiyorsa bütün ülkeleri bir değerlendirin, klasifiye edin. Sizin için en doğru olan ülke kültürel bakımdan da hangisi acaba? Şimdi Amerika mı, İngiltere mi, işte Almanya mı, İspanya mı ya da başka bir ülke mi? Arap ülkeleri de olabilir ki orada da değişik işler son zamanlarda yapılıyor. Bunları biraz planlamak önemli ve planlamalar mutlaka önceden olsun, düzenli olsun. Her zaman her şey beklediğiniz gibi gitmeyecek ama günün sonunda tabii ki siz karlı çıkacaksınız arkadaşlar, ona emin olabilirsiniz. Az bütçeyle peki bu işe hazırlanılabilir mi? Bence arkadaşlar az bütçeyle de yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Özellikle bu çağda hep bahsediyorum. İşte online platformlar o kadar fazla ki, YouTube'da o kadar çok fazla materyal var ki. Ya bir tane defter tutarak işte günde 10 tane kelimeyi o deftere not etmeniz demek, o kelimeleri tekrarlamanız demek. İşte yani ayın sonunda, 2 ayın sonunda, 3 ayın sonunda bu kadarlık böyle kelime hazinenizin olduğu, olacağı anlamına geliyor. Tabi bazı işler para yatırılarak çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşılıyor. Onda ben zaten bir şey demiyorum. Kesinlikle bu iş öyle. Ama ya işte benim zaten zamanım var. Hani az bütçeyle ben bu işi halledeyim derseniz, dil öğrenme süreci olsun, işte FSP, Fachsprachprüfung'a hazırlanma süreci olsun diyorsanız o da mümkündür. İmkansız değil. Yapılır bence. Yani özellikle Duolingo olsun, Deutsche Welle'in işte Almanca hazırlanma sayfası olsun, onlardan çıkmayın yani. Ya da B1'seniz mesela artık işte Alman kanallarını izlemeye başlayın derim yani. Ya da işte Almanca yayın yapan YouTuber'ları izleyin derim. O şekilde kulak dolgunluğu olacak. Bu şekilde zaten gelişiyorsunuz. Neyse arkadaşlar, çok konuştuk bugün. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kariyer planlamalarınız sırasında, tabii geçen bu süre zarfında sorularınız olur ya da merak ettiğiniz şeyler olur. Mutlaka bana sorun arkadaşlar. Zaten çok yakında hospitasyonla ilgili videoda gelecektir.
Ona göre bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar takipte kalın. Thank you.